Neyse Allah'tan şu an hasar almayı açmamışız. Oo lan! Merhaba arkadaşlar, yine yepyeni bir Teknostasyon kanalıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Formula 1 2016'ya bir göz atacağız. Ve yine her zaman olduğu gibi oyuna ilk defa şimdi sizlerle birlikte açıyorum. Sizlerle birlikte giriyorum. Ben de oyunu sizlerle birlikte öğreneceğim. Hadi bakalım gidip bakalım neler varmış. Evet, kariyer modu var. Evet, şampiyona sezonu. Normal sadece bir yarış var. Multiplayer var. Oldukça güzel. Bu zamana karşı mı? Neyse, biz hemen isterseniz bir normal bir yarış yapalım. Quick Race. Evet, Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, İspanya, Monaco Grand Prix'si oldukça güzeldir. Evet, bir Monaco'da yarışabilirim. Singapur gece yapılan Grand Prix, yani bir zamanla çok fazla takip ediyordum arkadaşlar Formula 1'i. Artık Türkiye yok maalesef. Hadi bir Monaco yarışı yapalım. Takım Ferrari. Ben daha çok Alonso'cuydum. Renault'u çok seviyordum. Vettel, Kimi Raikkonen var. Burada da Lewis Hamilton, Nico Rosberg var. Felipe Massa, Bottas, Perez var, Palmer, Ericsson, ya Lewis Hamilton, of, McLaren, Honda'da. Ya ben yine ve Jason Button, ben yine bir kez daha Alonso olmak istiyorum. Hadi bakalım Fernando Alonso'yu alalım. Evet, 3 tur yapacağız. Sensation start time, yağmurlu falan da, evet, öğle saati falan filan var. Neyse, rastgeleyi seçelim. Hadi bakalım, bir race settings de var. Neyse, şimdi bir start yapalım arkadaşlar. Ve sevgili seyirciler, işte Monaco Grand Prix'sine hoş geldiniz. Formula 1'in en güzel pistlerinden biridir. Tabii Monaco en yavaş pist ama en güzel pistlerinden biridir. 20 derece yağmurlu. Monte Carlo'dayız. Şöyle bir pisti tanıtıyor. Remain as thrilling as ever. A 2.1 mile lap here takes us around an entire country, yet never more than inches from the race-ending barriers. As the drivers complete their preparations, down below is on the grid. One man who's no. Yani grafikler şu an mesela ağaçlar falan pek iyi değil ama diğer grafikler bir Formula 1 oyununa göre iyi gibi. Mesela şu kızların görüntüsü tam bir 2016 oyunu gibi durmasa da mesela şu an şu görüntüler iyi arkadaşlar. Şu grafikler iyi. Lewis Hamilton ikinci sırada. Şimdi biz tabi sıralama turu yapmadık. İlk sıradan başlayacağız acaba. Ha, şimdi şuralarda grafikler iyi gibi de biraz uzaktan baktığımız insanlarda hafif bir grafik sorunu var. O da bir Formula 1 oyununda. Vay. Oldukça güzel yapmışlar. Telsiz konuşması falan. Nico Rosberg, Lewis Hamilton. Biz kaçıncıyız ya? Daniel Ricciardo, Walter Bottas. Lan biz kaçıncı sıradayız? En sonuncu muyuz? 16. Neden ya biz böyleyiz? Her neyse. Şimdi load car setup.
şimdi hiç kontrollere de bakmadım ya, bir kontrollere baksak iyi olurdu da neyse. Ve yarış başladı. Sayın seyirciler, aman kimseye çarpmayalım. Oh. Hasar almayı kapadık galiba. Oh. 2 saniye ceza mı aldım? Aracı üstten göremiyor muyuz acaba? Aman. Oh. Çarpıyoruz. Şu an 18. sıradayız. 16. başladığımız yarışta 18. sıradayız. Hadi lan. Neyse, Allah'tan şu an hasar almayı açmamışız. Oo lan! Evet, tekerleğimiz koptu. Şimdi de restart. Evet arkadaşlar, az önceki yarışta tekerleğimiz koptu. Şimdi bir yarış daha yapacağız. Hadi bakalım, bu sefer daha dikkatli olacağım, söz veriyorum. Aman. Evet, sarı bayrak. Sarı bayrak. Biz yine birisine çarptık. Ya şu virajlarda nedense hiç iyi değilim. Çekil be Batın. Tabii alışacağız arkadaşlar. Oyun alışma gerektiriyor. Bir kişiye çarptık orada. Evet, işte az önce tekerleğimizin koptuğu yer. Gerçi Monaco Grand Prix'si de acemiler için, benim bir acemiler için pek uygun bir Grand Prix değil. Lan! Ama! Lastiğim mi patladı lan? Sol lastik neden öyle? Lan, lastiğim patladı! Ya lastik patlattık. Pite gitmemiz lazım. Pite girmemiz lazım arkadaşlar. Evet, sarı bayrakları sallanıyor gördüğünüz gibi. Hala sonuncu değilim ilginç bir şekilde. Bu da iyiymiş. Pit nere lan, burada mı? Heh. Evet, lastik patlattık. Hadi bakalım, değiştirin. Ön kanadı da kırmışız biz. Bayağı bir ortalığın aramanın namına koyduk. Her neyse. Evet, şimdi yepyeni bir ön kanadımız ve lastiğimiz oldu. Hadi bakalım. Nico Rosberg en hızlı tura attı. Adamlar birazdan bize tur bindirecek. Şu şeyler aslında nerede fren yapacağımızı göstermek için iyi ama oyun aslında güzel arkadaşlar, ama tabii ki de alıştırma gerekli. Ben bir de direkt Monaco Grand Prix'si ile girdim. O yüzden biraz zorlanmaktayım yani.
Evet, yine sarı bayraklar pistim bu bölümünde. Neden acaba? Biri mi çarptı? Lan! Bana arkadan çarptı! Nico Rosberg köpeği. Aa, ona benim tur bindirdiği için yol vermem lazımdı. Evet, ceza alacağız. Aslında bunlara yol vermem lazım çünkü bana tur bindirdiler. O yüzden arkadan çarptı da, ya acaba aracın arkasını nasıl görüyorum? Aha işte böyle. Evet, diskalifiye edildik arkadaşlar. İşte şu şekilde diskalifiye edildik. Ve bir araç bize arkadan çarptı. Biz yol vermediğimiz için. İsterseniz bir de normal bir pistte deneyelim. Aha işte biziz. Gazeteciler de bizi niye çekiyorlarsa. Brilliant stuff from Mercedes today. That's another historic win. Anthony, what do you think made the difference here? Nico Rosberg kazanmış. Şimdi bu grafikler pek 2016 grafiği değil yani. Belli oluyor bu sevinme grafikleri pek tam olarak bir 2016 oyunu değil arkadaşlar. Tabi bunlar güzel olmuşlar da grafikler bence daha ilerlemeli. A look at the driver standings. Nico Rosberg takes over the lead of the drivers championship after that Evet, biz neredeyiz? Sonuncuyuz tabii ki de. DNF. Diskalifiye mi olduk? Neyse. Bir de isterseniz çok kısa şöyle bir tur falan normal bir pist yapalım arkadaşlar. Mesela Çin Bahreyn olsun. Bahreyn Grand Prix'sini seviyordum ben. Bahreyn olsun. Hadi bu sefer Lewis Hamilton alacağım. Kimira Ekonet. Evet. Bu sefer Lewis Hamilton alacağım arkadaşlar ve şöyle çok kısa bir tur üzerinden bir yarış yapalım. Bir tur yapamıyoruz arkadaşlar. En kısa 3 tur olması lazım. Tamam hadi 3 tur olsun tamam. Tamam 3 tur olsun. Hadi bakalım. Anything can happen in Formula 1. Ve işte Bahreyn Grand Prix'si başlıyor arkadaşlar. Tabi oyun Formula 1 meraklılarının kesinlikle severek oynayacağı bir oyun. Ha, biz her pole pozisyonundayız. Neyse şimdi geçelim bunları da yarışa başlayalım. Şöyle arkamıza bir kontrol edelim arkamızı. Lan 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 lan. Tabi pisti de bilmediğimiz için şöyle virajlarda bir sorun yaşıyoruz tabii ki. Şimdi viraj hangi tarafta? Bilemediğim için normalde şöyle bir sıralama turu yapmamız lazım. Bir ısınma turu atmamız lazım. Pisti bir öğrenmemiz lazım. Öyle değil mi yani arkadaşlar? Ha, bu araç daha iyiymiş ya. Bakalım lider tamamladığımız yarışı sonuncu bitirmezsek iyidir. Evet şöyle körpüleri bir kullanalım.
Hemen arkamda Sebastian Vettel var. İlk turu geçtik mi? Hayır. Ve evet, pist dışına taştık. 2 sıra kaybettik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yine pist dışına taştık. Yine pist dışına kaçtık. Şöyle arkamı bir kontrol edeyim. 5. sıraya geriledik 2 defa pist dışına taştığımız için. Lan Vettel çekil. Spin attıracaksın bana. Vettel değilmiş. Vettel'e geçirdik zaten. En hızlı tur Sebastian Vettel'den geldi. Hadi şimdi bu düzlükte. Lan önümü kapatma. İbne. Evet. 2 saniye ceza aldım. Virajı kestiğim için 2 saniye ceza aldım arkadaşlar. Lan yine pist dışına. Evet, şöyle şu virajlarda. Tüm iş şu virajlarda zaten. Ya ben daha hala 2 saniye ceza var da nasıl çekeceğim ben bu 2 saniye cezayı? Pite geldiğimde mi acaba 2 saniye fazla kalacağım, nasıl olacak? Neyse, biz de pite girmeyiz. Lan. Hala arkamda ya. Yine aynı yerde pist dışına bir taştık. Bir taşma oldu. Hadi bakalım, şimdi şu viraj biraz tehlikeli. Lan. Evet, ve araç bana çarptı. Arkamdaki kişi bana çarptı arkadaşlar, ne yapalım? Ben aslında suçsuzum. Şimdi şuraya bakın, şuraya. Bakın şimdi. Ben normal yolumda giderken şöyle pist dışına bir taştım. O şerefsiz tabii yoluna devam etti. Evet arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yarış dışıyız. Formula 1 2016 oyunu kısaca böyle. Zaten yarış oyunları pek bana göre değil de işte sizlere bir göstermek istedim. İşte gazetecilerin ilgisi, o da benim üzerimde. Oyun kısaca böyle. Eğer multiplayer görmek isterseniz arkadaşlar, sizler için multiplayer'de bir oyun çekerim PlayStation 4 üzerinde. Şimdilik bu sevinç gösterilerini izleyelim ve sonra da sizlere veda edelim. Hem siz de oyunun biraz grafiklerini görmüş olun. İşte podyumdayız. Bahreyn'in yarı açık yarı kapalı, yarı başörtülü, başının yarısı açık yarısı kapalı kızlarını da gördünüz. İşte grafiklerde bir ne var diyeyim, şu grafikler daha bir normalde 2-3 sene öncesinin oyunlarındaki grafikler gibi. Şimdi işte arkadaşların dişlerine, ellerine falan bakarsanız, tabii diyeceksiniz oyun yarış oyunu, sen arabadaki grafiklere bak. Arabadaki grafikler iyi tabii ki de. Şunlarda biraz sorun var. Evet, ve biz gördüğünüz gibi yarış dışıyız. Yarışı tamamlayamayan tek arkadaş biziz. Mercedes'in Lewis Hamilton pilotu. Evet, şimdilik hepinize hoşça kalın arkadaşlar.